Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Saçları yaptırmamış galiba. Saçları yaptırmadın mı? Açtın mı yoksa topuzunu, topuz yaptırdın da açtırdın mı? Yok, ne yapacağım şaşırdım. Ha, belli çünkü saçların halinden. Evet, psikoloji bayağı, psikolojisi evet, zor olan ikimiz, yarışmacılardan bir tanesi de Mehtap. Biraz gelir misin Mehtap şöyle? Evet, şimdi bakalım neler söylüyorsun. Sen birinci giderken, sence niye son ikiye kaldın? Yani vallahi ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi yüce Türk halkı istediği gibi ister yukarıya kadar çıkartır bizi, ister aşağıya kadar da indirmesini bilir. Ben bir kredim daha olduğunu düşünüyorum. Beni sevenlerimin olduğunu da düşünüyorum. Beni inşallah bırakmayacaklarına inanıyorum. Öyle. Bak gene soruma cevap vermedin. Soruma cevap ver. Diyorum ki sen 3 hafta 4 hafta birinci gittin. Sonra hep böyle giderek bir düşüş grafiği gösteriyorsun. Sonra da son ikiye kaldın. Niye? İnsan bunun üstüne oturup düşünmüşsündür herhalde bir haftadır. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Düşünmedin mi hiç bunun üstüne? Ya yani, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hiç bunun üstüne düşünmedin mi sen? Evet, bak. Bunun üstüne düşünmedin mi hiç sen? Yok, düşünemedim Arma abi. Niye düşünemiyorsun lan? İnsan düşünür değil mi? Bence bunu düşünseydin, hani eğer bu gece buradan elenirsen, bundan sonraki hayatında da senin için önemli bir şey olacaktı. Demek ki bir yerde insanları rahatsız eden bir şey yaptın, bir tık bir şey oldu. O tık ne, onu bulman lazım. Şimdi bu gece kurtuldun. Seviyoruz diyorlar herkes. Mesela dışarıda karşılaşıyorum insanlar, çok sevdiklerini söylüyorlar. Evet. 7'den 77, herkes yani. İşte o, sen bir yerde bir tıkı attırdın ama nerede, niye attırdın? Bence onu bulman lazım. Vallahi bilmiyorum. Peki Armağan'cığım, Bülent Hanım. Söyleyecek bir şey bulamıyorum şu aşamada diyorsunuz. Orhan Bey? Ben de ama... Şöyle karşımda çok güzel bir hanımefendi var. Bir hanım var. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Giysi yakışmış. Ayrıca heyecanlı anlayabiliyoruz. Gerçekten zor anlar. Demin Adnan'a da söyledim. Benim en üzüldüğüm anlar bu anlar. Ama yapacak bir şey yok. Başarılar diliyorum Mehtap. Başarılar diliyorum. Teşekkürler Orhan Bey. Ebru Hanım. Kaderde ne varsa onu görecek. Kader insanın hayatına zaman zaman tatlı, zaman zaman da acı şeyler çıkarır. Bu çıkarılan şeylerden ders almak lazım sadece. İnşallah sen de devam eder. Ben isterim ki hiçbirisi eğlenmesin ama birisi mutlaka eğlenecek. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Peki, Mehtap biraz evvel Adnan tüm Karadeniz'e seslendi. Bana sahip çıkın dedi. Eminim senin de ben mesaj göndereceğin birileri vardır. Güneydoğu'ya, Ege'ye, İç Anadolu'ya, tüm Türkiye'ye. Benim sesimin gittiği her yere, ekran başında beni seyreden herkese. 7'den 70'e. Saygılarımı sunuyorum. Bana bir kredi daha vereceklerine inanıyorum. Kalmak istiyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Yalnız gördün mü? Mehtap. Gördün mü? Bu konuşmayı yazdın mı kız? Kur'an çarpsın yazmadım. Armağan Bey, vallahi ben hiçbir şeyi hazırlamıyorum içeride, yemin ederim. Sen bunu böyle yazdın, ezberledin, yok, çıktın. Yok, vallahi mı yazmadım, yemin ederim. Senin de boyun uzamış bu hafta, 9 port mu değil? Ayakkabılar biraz ondan. Ha, böyle bir iri iri duruyorsun böyle. Yok, ayakkabılarım topuğundan. Peki, aday numaranı söyler misin? Efendim, aday numaram 112, acil servis bekliyorum. Aa, efendim. Hızır acil. Eteği gördün mü? Teşekkür ediyorum. 112'de Mehtap'ın aday numarası. Eğer Mehtap'ın yarışmada kalmasını istiyorsanız 30.04'e mesaj gönderebilirsiniz. Şimdi sevgili izleyiciler, artık bunlar oy vermek için son dakikalar. Az sonra Mehtap mı yoksa Adnan mı bizle beraber yola devam ediyor, hep beraber göreceğiz. Siz oy verirken isterseniz geçen hafta neler yaşanmış bir hatırlayalım. Popstar Alaturka yolculuğuna devam eden müzik yolcusu hep beraber görüyoruz. Aygün yola devam ediyor. Ne oldu?
Anladın, dedim bitirdin. Bu da mı doğru? Bu da doğru. Armağan bir dakika. Galiba hoşuna gidiyor Bülent Ersoy'un böyle yapması. Sürekli hayır, Bülent şey Hanım sürekli sağ kulağından 10-10-10 diyor. Ha evet ama sen de onu duymak için devam ettiriyorsun konuşmaları. Nasıl? Yok. Bülent Hanım. Arkadaşlar 3 tane hata saydı mı? 3'ünü de kabul etti mi? 8. 8 geldi bu arada Armağan'ca. İşte haftanın birincisi. Aygün oldu bu haftanın birincisi. Evet sevgili izleyiciler, geçtiğimiz bölümde popstar Alaturka'nın klasikleri arasına girecek bir bölümdü. Bakalım bu hafta gece ilerledikçe nelerle karşılaşacağız, neler olacak ben de çok merak ediyorum ama şu an itibariyle artık bu hafta için oylama bitmiş bulunuyor. Ben her iki yarışmacımızı da, son ikiye kalan yarışmacılarımızı da sahneye davet ediyorum. Alkışlarınız Adnan ve Mehtap için. ...101 Adnan ve 112 Mehtap geliyorlar. Evet. İki çok gergin yarışmacı. Yüksek gerilim hattı gibi burası ama hakikaten anlayabiliyorum onları. Çünkü bu haftaya kadar başarıyla geldiler, ümitlerle geldiler ama şimdi maalesef bir tanesi sizlere veda edecek. Bir büyük alkış alalım her ikisi için de lütfen. Çok teşekkürler. Adnan neler söyleyeceksin bu aşamada? Vallahi buralara kadar Karadeniz beni, Türkiye'deki halkımız beni buralara kadar getirdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Bundan sonra da devam etmek istiyorum. Her şeyin hayırlısı. Allah ne yazmışsa olur zaten. Peki Adnan'cığım. Mehtap sen neler söyleyeceksin? Ben de Adnan'a katılıyorum.
yani. Sağlık olsun. Diyecek bir şey bulamıyorum Osman Tan Bey. Yani gerçekten şoktayım, hala şoktayım. Yani... Ben de. İkimiz de. Ben de şoktayım. Evet. Gerçekten ikisi de çok çok heyecanlı. Biz sizleri seviyoruz gerçekten. Biz jüri üyelerimizi, hepinizi, gerçekten Osman Tan Bey hocamı, herkesi seviyoruz. Biz de her ikinizi de çok sevdik ama. Gerçekten zor sizden ayrılmak. Haftalar geçtikçe zorlaşıyor bizim işimizde. Her ikisi de çok iyi yarışmacılar, çok iyi insanlar. Ama hayırlısı olsun diyoruz her zaman olduğu gibi. Sonuçlarla beraber İstanbul 10. Noterliği Başkatibi Sayın Nihat Beyan'ı alkışlarla davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Sonuçlar geldi. Ben de özledim, ben de iyi çaldılar. Siz özlediniz mi orkestrayı? Bir haftada özlüyor insan. Özlemiş sizi. Nihat Beyan da özlemişsiniz. Bakın nasıl gülüyor Fahri özellikle. Çok teşekkür ediyoruz. Özleminizi fazla uzatmayacağız. Program sonunda yeniden beraber olacağız. Ve sana muhtacım diyerek uğurladılar Nihat Beyan'ı orkestramız ama gelecek inşallah programın sonunda. Şimdi artık sonuçları görmemize dakikalar kaldı. Armağan'a ben geleneği bozmayayım. Armağan'a bir sorayım. Mehtap mı devam eder? Adnan mı devam eder? Sen bazen gönlüm şundan yana diyorsun. Neler söyleyeceksin Armağan'cığım? Gönlüm Mehtap'tan yana. Yalan yok. Sağ ol Armağan Bey. Teşekkür ederim. Teşekkürler Armağan'cığım. Peki ama tahmin var mı? Yüzdeleri bakmam lazım Osman Bey. Tamam, onu az sonra göstereceğiz. Salon ne diyor peki? Evet. Genelde Adnan sesleri var ama Mehtap tezahüratları da duyuluyor. Genelde Adnan'ın taraftarları buradalar. Karadenizliler buradalar. Gördüğünüz gibi salonda Adnan tezahüratı daha yüksek geliyor. Mehtap'ın taraftarlarının sayısı daha az. Bu arada salonumuz dolu sevgili izleyiciler. Her hafta sizleri de burada görmek isteriz. Popstar'ı izlemek bedava. Sadece hafta içinde size verilen telefon numaralarından yer ayırtmanız gerekiyor. Evet. Yüzdeleri bir görelim bakalım. Gördüğünüz gibi gayet yakın sonuçlar birbirine. Çok çekişmeli olmuş. %51.20 ve %48.80. Bu tarz sonuçlar beni sevindiriyor çünkü bu demek oluyor ki çok farklı bir sonuç gelmeyince birini çok daha fazla beğeniyor diye bir şey yok izleyicilerimizin. Demek ki neredeyse eşit oranda beğeniliyor yarışmacılarımız. Bu da bizim için çok önemli. Doğru yarışmacılar burada, doğru sesler burada. %51.20 ve %48.80. Armağan, şimdi yüzdeleri gördükten sonra bir tahmin var mı? Zor. Ya Karadeniz desteklediyse, oy geldiyse Adnan devam eder. Mehtap. Ama... Mehtap. Yani benim içim de duygularım da Mehtap diyor. Umarım Mehtap'tır. Bence Sayın Erkır, Osmata, şurada bir tane amcayla bir tane hanımefendi var. Hanımefendi muhtemelen eşi. Amca bağırıyor. Mehtap, Mehtap, kadın böyle yapıyor. Pe, pe.
Aa, burada ya. Aa, bu da bana vuruyor deli mi ne? Hırsını aldı. Bayağı vuruyor böyle. Geçen haftanın. Senelerin hırsını aldı. Tabii. Geçen haftanın hırsı. Geçen haftanın hırsını. Bülent Hanım, siz bir şey söyleyecektiniz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii ki yani bölgesel olarak destekliyor akrabalarıdır veyahut da bölgenin insanlarıdır. Evet. Karadeniz bölgesi ve bilhassa Rize, değil mi efendim? Evet hocam. Rize'den olabilir ama bir sanatkar namzeti dahi olsa bölgesel değil, bütün 80 küsur vilayeti kapsayan bir sevgi ve ilgiyle mücehhez olması gerekir. Onun için bu bölgeselliğin dışına taşmak, beğendirmek, sevilmek, sevdirebilmek gerekir diye düşünüyorum. Hani dedi ya Karadeniz çalıştıysa olur diye. Ben şunu söyleyeyim, hiçbir zaman şimdiye kadar biliyorsunuz hiç karışmadım böyle şeylere. Çünkü bu bana şans oyunu gibi gelir. O şans oyunlarını hiç sevmem. Ama eğer ki hanımefendi de bölgesel değil de bütün Türkiye'nin 80 küsur vilayeti veya ne kadarına hitap ettiyse onların sevgilerini, ilgilerini, alakalarını çekebildiyse o zaman onun da şansı olabilir diyorum ben. Zaten bir dakika sürmez her şey akkara çıkacak ortaya. Evet, çok kısa bir süre sonra %51.20 ile Popstar Alaturka'ya kimin devam ettiğini göreceğiz. Ama ben her ikisinin de geldiği ilk anı hatırlıyorum. Özellikle Mehtap'ın iki değişik şehirde girmesi, hem Ankara'da hem İstanbul'da. Ben sadece şunu söyleyebilirim. İkisinde de değişiklik var. Adnan kilo verdi sıkıntıdan. Ama Mehtap benim gördüğüm kadarıyla bu yarışma sürecinde çok büyük değişiklikler yaşadı. Kulağıyla ilgili problem vardı. Bu ortaya çıktı. Çok önemli yerlerden yardım geldi. Bu rahatsızlığına biraz olsun çözüm bulundu. Doğru. Özel dersler aldı Erkan'dan. Doğru. Zarafet dersleri aldı. Her iki yarışmacımızda da değişiklikler, pozitif yönde değişiklikler oldu. Umarım sonuçlar da herkes için hayırlı olur ama en zor anlar Orhan Bey'in de dediği gibi. Evet, oylama sonucu %51.20, %48.80. Acaba Mehtap mı yola devam ediyor bizle beraber %51.20 ile yoksa Adnan mı? Evet, tek nefes olalım şimdi. Hep beraber bu kritik anı hep beraber yaşayalım. Nefesler tutuldu. Popstar Alaturka'ya %51.20 ile devam eden yarışmacımız Mehtap yola devam ediyor. Teşekkür. Tebrikler Mehtap. Ben üzüldüm ama şimdi Osman Tan Bey. Biz ikimiz çok iyi arkadaşız. Gerçekten. Çok iyi arkadaşız yani. Seviyorum da Adnan'ı. Ben de Karadeniz adımı buluyorum. Efendim tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. 7'den 77'ye herkese saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sayın Erkan. Müsaade. Tabii ki hemen geliyorum size. Ben öncelikle bugüne kadar Adnan'ı tüm yürekleriyle desteklemiş olan tüm Karadenizlilere çok büyük teşekkürlerimi gönderiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tüm Karadenizlilere çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten Karadeniz'in gururu oldu Adnan. Buyurun Bülent Hanım. Benim işte söylemek isteyip ama bir aradaki kısacık zaman dilimini bekleyip tam manasıyla yüreğimdekini ifade etmeyişimin etmeyiş nedenim
buydu. Şimdi orada feryat figan, o sevgi gösterisi tamam. Ama görüyorsunuz, bakınız, o çocuk da kendini hazırlıyor. Ve sonra neticeyle ne kadar demoralize oluyor. Anlatabiliyor muyum? İşte talebeler üzerinde bu yapılmamalı. Buradaki çünkü alkışlarınız, efendim, taltif ve takdir ifadeleriniz bence oya yansımalı ki neticeyi yakalayabilesiniz. Oysa ki yalnız ve yalnız o sevgi içeren sözcüklerinizle görüyorsunuz hiçbir şey elde edilemiyor. Yalnız şu oluyor, tabii ki ilgi ve alakalarınız çok önemli, sakın yanlış anlamayınız, ama o da çocuk da kendini öyle bir hazırlıyor ki Sayın Erkır, ben tamam diyor, yani Karadeniz o kadar geldiler, kıyamet kopuyor, hakikaten öyle, efendim, ve ben götürdüm diyor, ben tamamım diyor. Şimdi o çocuk zaten, yani heyecanlandım ve çok ürktüm bir ara. İçine kapanık, çok terbiyeli, çok efendi bir çocuk bu çocuk. Sağ olun. Bu arada çok fazlasıyla heyecanlandı. Yani gel oğlum buraya, lanet olsun birinciye de ikinciye de, gel benim yanıma çocuğum diyecektim. Yani ne bileyim ya, işte bir gönül el vermiyor yani bu çocuğu. Kıyamıyorsunuz. Kıyamıyorum. Biliyorum. Ben o çok böyle sert görüntümün altı, o benim mesleki giydiğim elbisemdir, zırhımdır. Ama yüreğim bambaşkadır. Bu çocukların böyle heyecanlanmaları falan beni çok üzüyor. Belki de onlara hiçbir zaman sahip olamayacağım için herkesten fazla değerlerini biliyorum evlatların. O da olabilir. Ama siz çok beyefendi bir çocuksunuz. Her zaman bu efendiliğiniz, bu beyefendi hüviyetinizle her kapının anahtarı sizin elinizdedir. Ve o anahtarla her kapıyı açacaksınız. Bunu ben söylüyorum size. Sağ olun hocam. Bu arada ben de bir iki cümle şöyle ilave edeyim Adnan. Hayatın kendisi yarışmadır bir yerde. Yaşamda her türlü olaylar var. Önemli olan doğmayı gördün ya, batmayı da gör der Yüce Mevlana. Neticede bu mesafe arasında hayatta çeşitli yarışlar yapıyoruz. Bazen başarılı oluyoruz, bazen başarısız oluyoruz. Ama her şeye rağmen yaşamda en önemli değer mutluluktur. Bazı mutluluklar, bazı başarılar mutluluğu getirmez. İnanın bazı başarılar mutluluğu getirmez. Haklısınız hocam. Ama mutlu olmak en büyük başarıdır. Ben sana başarılar diliyorum tabii ama önce mutluluklar diliyorum. Ve sen konunu çok iyi biliyorsun. Çok da iyi olacağına inanıyorum. Yolun açık olsun evlat. Sağ olun. Bahtın açık olsun. Teşekkürler Orhan Bey. Gerçekten çok sevdiğimiz, hepimizin çok sevdiği bir yarışmacıydı Adnan. Bir büyük alkış daha rica ediyorum sizlerden. Çok sağ olun. Buyurun Ebru Hanım. Buyurun Ebru Hanım. Evet. ben kalbinizin sıkışmasına falan da hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Bir kere her şeyden evvel Türkiye'nin en önemli televizyon kanalında, en önemli programında ve en önemli jürisinin ya da Türkiye'nin en büyük iki üstadın olduğu bir programda her şeyden evvel bir ders alıyorsunuz. Bu bir kere elde var bir kazançtır. İki, Türkiye'ye kendinizi tanıttınız. Bu da kazançtır. Özellikle sana söylüyorum çünkü ben seni çok seviyorum. Zaten o devam edeceği için onun daha önünde çok zaman dilimi var. Ve bu saatten sonra şansının ne kadar açıldığının farkına varacaksın. Bak konserdi, sahneydi, çok şey yapacaksın. Buradan birinci de giden, sonuncu da giden mutlaka bir şeyle gidiyor. Adınızı tanıtıyorsunuz her şeyden evvel. O yüzden bence hiç üzülmene gerek yok. Yürü buradan git.
Sana konserler de gelecek, her şey de gelecek. Bak söylediklerimi de unutma. Bütün hepsi konserlere gidiyorlar. Bütün yaz boyunca adı aklıma gelmiyor. 30-40 tane konser yapmış çocuk. Adı aklıma gelmiyor işte. Gene bizim çocuklardan bir tanesi. Evet, geçen seneki yarışmacılarımız. Evet. Evet. Yani o yüzden bahtın açık olsun oğlum. Burada kaybedeceksin ama bak o tarafta çok kazanacaksın sen. Ben sana söyleyeyim. Ama hep böyle efendi ol, olur mu? Çok teşekkür ediyoruz Ebru Hanım. Sevgili konuklar, Adnan'dan bir şarkı daha dinleyelim mi güzel sesinden? Bugün eğer yarışmaya devam etseydi Ayhan Aşan'la düet yapacaktı. Alkışlarınızda ben Ayhan Aşan'ı sahneye davet ediyorum. Bir kez daha alkışlarınız Adnan ve Ayhan Aşan için.